10 Mayıs, Tatlı bahar sabahlarını andıran ve tüm kalbimle tadını çıkardığım mükemmel bir dinginlik ruhumu sardı. Yalnızım ve sanki benim için yaratılmış bu yerin tadını çıkarıyorum. Bu dinginliğe kendimi o kadar kaptırdım ki dostum, yeteneklerimi bile unutacak gibi oluyorum. Şu anda tek bir çizgi bile çekmiyor olabilirim. Ama yine de daha önce hiç şu ankinden daha iyi bir ressam olmamışım gibi hissediyorum. Çevremdeki vadiler sisle kaplandığında Öğle güneşi aşılmaz ağaçlarımın yapraklarına vurup birkaç başıboş parıltı da sığınağıma girdiğinde kendimi uzun otların kenarında akan dere boyuna atarım. Binlerce bilmediğim bitkinin yanında toprağın üzerine yatıp burada var olan küçük dünyanın seslerine kendimi verir, sayısız böcek ve kurt türüyle tanışırım. Böylece bizleri bir heykel gibi yaratan Tanrı'nın varlığını hissedip bizleri taşıyıp ayakta tutan evrensel sevginin sonsuz saadetinin nefesine kapılırım. Sonra da sevgili dostum, karanlık gözlerimi kapladığında ve cennet ile yeryüzü bir sevginin görüntüsü gibi ruhuma yerleşip gücüme emdiğinde özlemle düşünürüm. Ah, içimde cap canlı ve sıcacık olan bu düşünceleri acaba bir gün kağıda aktarıp ruhuma ayna tutabilecek miyim? Tıpkı ruhumun mutlak tanrıya ayna tuttuğu gibi. Ah dostum, bu benim gücümü aşıyor. Zihnimdeki bu görkemli görüntülerin yük altında eziliyorum.